eşeri üreme ile devam ediyoruz. Mayoz artı döllenme farklı eşeli gametlerin birleşmesi, hücrelerin birleşmesini e, üreme olmuş oluyor. Eşeli üreme yani mayoz ve döllenme ile gerçekleşir. Eşey ana hücresi bak eşeyli üreme anne baba var. Herkes annesinden doğuyor. Oradan da aklınıza gelsin. Eşey ana hücresi iki en kromozomudur. Mayoz bölünmeyle en kromozomlu hücre oluşur. Zaten mayoz 2N kromozomlu hücrelerin N kromozomlu Mayozla gamet oluşması yani mayoz asla ve asla iken dışında hücrelerde olmaz. İken kromozomlu hücreler mayoz geçirir. Bunu bu şekilde bilelim ve mayozla oluşan hücreler en kromozomudur Bu hücreleri de gamet diyoruz. Gametler sperm ve yumurta e, onlar da en kromozomludur. Döllenme ile iken kromozomlu zigotu yani embriyoyu oluştururlar. O da embriyoda mitoz bölünmelerle iken birey oluşturuyor. Sperm en yumurta en bu ikisinin birleşmesine de döllenme deniyor. Döllenmeyle ile oluşan e, yumurtaya döllenmiş yumurta yani diğer adıyla zigot deniyor. Döllenmiş yumurta eşittir zigot demek. İki an kromozomudur zigot. Yazılı çok güzel bir soru. Eşil üremenin temel özellikleri nelerdir? İki farklı eşey mayozda gamet yani en oluştururlar. Bunlara da Eşe hücresi gamet hücresinde diğer adı eşe hücresi üreme hücresi de deniyor Dişilerde yumurta adında erkeklerde sperm adında Dünyada dört tane şey en kromozomdur demiştim unutmayın demiştim daha önceki dersimde Yumurta sperm spor polen Yumurta dişilerde sperm erkeklerde spor Çiçeksiz bitkilerde polen de tohumlu bitkilerde sperm oluşturan polen İçinde iki tane sperm oluşturuyor Bunların dönlenmesiyle beraber, yumurta ve sperm'in dönlenmesiyle beraber eşeli üreme gerçekleşmiş oluyor. Eşeli üreme neden eşeli üreme? Kalıtsal çeşitlilik sağlar. O yüzden kırmızılı yazdım. Prokaryotta gen aktarımı, protista, çekirdek değişimi, mantarlarda, bitkilerde, hayvanlarda eşeli üreme ile bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Üreme yavaşlar. Oluşan bireyler... Ee, çevresel değişime dayanıklıdır. Eşer üremeyle çeşitlilik sağlanır. Ha iyi dedim ben. Haki diyordum önceden ama e, k'sine şimdi söyleyeceğim. Hermafroditizm, anizogami, izogami. Bunlar neymiş? Herm, afrodit. Her iki. Afrodit de Yunanların güzellik tanrıçasıydı. Oradan aklınıza gelsin. Dokuz biyoloji canlıların ortak özelliklerini de söylemiştim burayı. Hem dişi hem de erkek üreme hücresi üretebilen tenya, bezelye buna örnek. Hermafrodit hem dişi hem de erkek üreme hücresini. Her iki. Bak her, her iki. Afrodite cinsiyet demek. Cinsiyetle ilgili üreme mücresini üretebilen canlı. Bunlar bezelyeler, kalıtım konusunda bezelyeler. E, ve de tenya, solucan işte bunlar hermafrodit canlılara örnek. An izogami. İzo coğrafyada izo hips eğrileri var. İzo aynı demek. Anizo Aynı olmayan gamide gamet demek Heterogamide diğer adı bunun şekli büyüklüğü farklı iki gametin birleşip e, oluşurdu bölünme. İpliksa yeşil aklarda var bakın bu izogami e birbirinin aynası bakın gamet. Annezo aynı olmayan gamet. O de insan, bitki, gelişmiş bitki ve hayvanlarda şimdi söyleyeceğim. Görülen dişi yumurtası büyüktür. Bakın görüyoruz. Dişinin yumurtası büyük. Sperm ise küçüktür. Yumurta ve sperm farklı büyüklükte olduğu için o adını almış. Anizo türü. Yumurta neden büyük? Bol sitoplazmalıdır, hareketsizdir. Erkek gamet sperm ise küçüktür, az sitoplazmalı, kamçılıdır. İnsan gelişmiş bitki ve hayvanlarda bu şekilde oogami görünüyor. Yani insandaki eşeli üreme oogami gametlerinin büyüklüğüne göre. Bakın İzogami, izo aynı şekli büyüklüğü aynı. İki gametin gamide gamet demekti. İzo da aynı demekti. Şekli büyüklüğü aynı. İki gametin birleşmesine izogami deniyor. Örneğin bir hücreli arkler bu şekilde. Konjugasyon eşeli üreme değildir. Ama çeşitlilik sağlar. Konjugasyon bu yüzden çok çok önemli çeşitlilik sağlar. Yan yana gelen iki canlının şurada gördüğünüz gibi iki bakterinin F artı Fx'i oluyor birbirlerine. Şu da paramesyum. Prokaryot hücrelerin, prokaryot PS ve BS oradan aklınıza gelsin. Prokaryot bakteri ve ökaryot paramesyum da görünür. Yan yana iki canlının stoplazmı köprü ile plazmit aktarmasıyla konjugasyon oluşur. Gen aktarımı yani kısaca. Gen aktarımı nasıldır? Bakteride tek yönlü bu karşılaştırma bakteri ve e, paramesumun konjugasyon farkı. Gen aktarımı tek yönlüdür bakteride ama da çift yönlüdür. Çekirdek kaynaşması diye herhangi bir olan yok. Bakterilerde dediğimiz gibi köprüden e, diğerine genlerini aktarıyor ve bakın diğer tarafta da yuvarlak oldu. Sadece tek yönlü bir şekilde oluyor. F artın F doğru tek yönlü. Bakın. Ama paramesyumda çift yönlü. Çekirdek kaynaşması diye bir şey yok. Mitoz mayoz diye bir şey yok. Sadece gen aktarımı var. Paramesyumda ise hepsi var. Çift yönlüdür. E, Paramesyum bu olaydan sonra bölünüyordu. O yüzden daha önce konjugasyon eşeyle üreme tipi olarak alınıyordu. Ama e, bakın bakterilerde sayı arttı mı artmadı. Sadece gen aldı. Paramesyum da aynı şekilde sadece gen değiş tokuşu oldu. Mitoz ve mayoz geçirdi o hücreleri. O yüzden konjugasyon bir üreme değildir. Bunu unutmayalım. Çeşitlilik sağlar. Transdüksiyon ve transformasyon da bakterilerde üç tip olayla konjugasyon, transdüksiyon ve transformasyonla gen değiş tokuşu olmuş oluyor. Transdüksiyon ne demek? Konakçı DNA'nın faj virüsle difteri, boğmaca gibi hastalıklarda görülen durum. Trans ediyor yani karşı tarafa. Konakçı DNA mesela faj virüste bu şekilde gen aktarımı oluyor. Transformasyon da pneumokok zatürü hastalığı duymuşsunuzdur. DNA rekombinasyonu ile oluyor. Bu sayfamızı bitirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.